Hallo und herzlich willkommen. Herkese merhabalar arkadaşlar. Aden Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Ayçın Tunç. A1 Almanca sınavının yazma bölümü için form doldurmayla ilgili bilgilendirme ve örneklendirme yapmak istiyorum size bu videomda. Bu bölümde arkadaşlar size bir kişi hakkında bilgi verilecek. Siz de o bilgilere göre bir form dolduracaksınız. Formda üst kısımda verilen bilgilere göre 1'den 5'e kadar olan rakamların karşısındaki boşlukları dolduruyorsunuz. Cevaplarınızı cevap kağıdına da yazmayı unutmayın lütfen. Formu doldurmadan önce verilen metni hızlıca okumak, isim, yaş, yer ve meslek gibi önemli kelime ve sayıların altını çizmek işinizi gayet kolaylaştıracaktır. Altını çizdiğiniz kısımlar mutlaka sorularda geçecektir arkadaşlar. Bunları uygun yere yazarak formu tamamlamış olursunuz. Şimdi bir örnek yapalım birlikte. Karşınıza böyle bir form kağıdı çıkacak. Aynısı olmasa da buna benzer bir şekilde karşınıza çıkacak arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar az önce belirttiğim gibi formda geçen metni hızlıca okuyarak başlayalım. Ihre Freundin Eva Kadevi macht mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen 8 und 11 Jahre alt Urlaub in Seeheim. Zaten Ihre Freundin Eva Kadevi diyor. Arkadaşınız Eva Kadevi eşiyle birlikte ve iki çocuğuyla birlikte ki bunlar 8 ve 11 yaşlarındaymış. Seeheim'da Urlaub yani tatil yapmak istiyormuş. Im Reisebüro bucht sie für den nächsten Sonntag eine Busfahrt den Bodensee. Ne istiyor arkadaşlar bakalım. Seyahat acentasında gelecek pazar günü için Bodensee'ye bir seyahat rezerve etmek istiyormuş. Nächsten Sonntag gelecek pazar demek. Burada Reisebüro dediği de seyahat acentası oluyor arkadaşlar. Buchen da rezerve etmek anlamına geliyor. Frau Kadevi hat keine Kreditkarte. Bu tarz bilgiler de önemlidir. Keine dediğine göre olumsuz bir anlam var. Kredi kartı yokmuş yani arkadaşlar. Bunu anlamamız gerekiyor. In dem Formular fehlen 5 Informationen diyor. Yani formda 5 tane eksik bilgi var. Fehlen eksik olmak demek. Helfen Sie Ihrer Freundin. Arkadaşınıza yardım edin. Und schreiben Sie die 5 fehlenden Informationen in das Formular. Arkadaşınıza formdaki eksik olan 5 bilgiyi yazınız diyor. Am Ende sonunda schreiben Sie Ihre Lösungen bitte auf den Antwortbogen. Sonunda da yazdığınız cevapları cevap kağıdına yazınız lütfen diyor. Evet. Metni anladığımıza göre buradaki bölümleri çok kolaylıkla yapabiliriz artık arkadaşlar. Zaten bazıları böyle verilmiş durumda onlara kesinlikle dokunmuyoruz. Bizden istenilen boşlukları doldurmamız gerekiyor. Familienname, Vorname kısmında Kadavi, Eva şeklinde doldurmuşlar zaten. Anzahl der Personen diyor. Şimdi Zahl sayı demektir. Anzahl yani sayı, kişi sayısı. Person kişi demek. Buradaki kişi sayısını vermemiz gerekiyor. Kimler vardı? Eva Kadevi var. Eşi var. İki tane de çocuğu var. Yani Biden Zöhnen iki tane oğlu varmış. Buradan da bunu anlıyoruz. Ekstra sormuş olabilirlerdi çünkü. Tochter kız evlat. Sohn erkek evlat demektir. Biden Zöhnen iki tane erkek evladı var. Toplamda 4 kişi oluyorlar. Yani benim buradaki birinci sorunun cevabı Fia. Dilerseniz şöyle parantez içinde yazıyla da yazabilirsiniz arkadaşlar. Rakamla belirttikten sonra. Şimdi Davon Kinder diyor. Çocukları yani çocukları kimlermiş onlardan bahsedeceğiz. İki tane çocuğu var. Burada Zwei Söhne diyebilirsiniz. Yani iki erkek evlat. Yanına da parantez içinde 8 ve 11 yaşında olduklarını da 8 und 11 Jahre alt diyerek belirtebilirsiniz arkadaşlar. Zwei Söhne. Urlaubs adresi zaten verilmiş. Hotel Schönblick, Straße, caddesi, Hausnummer, ev numarası bunlar da verilmiş. PLZ dediği şey Postleitzahl'dır. Yani posta kodudur arkadaşlar. Yine onunla da bir işimiz yok. Urlaubs Ort dediği bölümü bizim bulmamız gerekiyor. Urlaub tatil demekti. Ort da yer. Tatili nerede yapacaklar bunlar? Bakın Urlaub in Seeheim demişti. Hemen oradan Seeheim'i alıyorum. Üçüncü boşluğa yazıyorum. Der Reisepreis ist mit der Anmeldung zu bezahlen diyor. Bezahlen ödemek yani burada başvuruyla birlikte ödenmesi gerekiyormuş. Ya nakit ya da kredi kartı. Zahlungsweise dediği şey ödeme türü. Şimdi bar nakit demek kredi kartı zaten belli. Kredi kartı. Burada keine kredi kartı dediği için zaten biz kadının kredi kartı olmadığını anlamıştık. Dolayısıyla benim tek bir alternatifim kalıyor değil mi? Bar şeklinde olan şıkkı işaretlemem gerekiyor burada. Son olarak da arkadaşlar Reise Termin. Termin zaten randevu demek. Ne zaman bu seyahati yapmak istiyormuş bakalım. Für den nächsten Sonntag demişti. O zaman ben buraya alıyorum. Nächsten Sonntag diye yazıyorum arkadaşlar ve böylece formumu doldurmuş oluyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomda da sizlere A1 Almanca sınavının form doldurma bölümüyle ilgili
bilgilendirme ve örneklendirme yapmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Varsa soru ve yorumlarınızı yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tschüss.